Evet arkadaşlar, size bugün akrobat yedir nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi önce şöyle bir yapalım, bakalım kaydımız var mı? Evet, kaydımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, akrobat yedir nasıl kurun onu göstereceğim ben size. Şimdi akrobat yedir biliyorsunuz PDF dosyalarının açılması için bilgisayarımızda olması gereken programlardan biri. PDF dosyası biliyorsunuz resim ve tekst arasında bir yapıya sahip bir doküman. Bu dokümanları açmak için bilgisayarımızda PDF dosyasını tanıyan bir programın olması gerekiyor. Şimdi ben şuradan şimdi size bir boş bir sayfa açacağım arkadaşlar. Şimdi bu sayfadan size Acrobat Reader nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi önce linki yapıştıracağım, bakın bu şekilde. Ben bunu videonun köşesinde burada size linkini atacağım. Bu attığım linkten istediğiniz versiyonu buradan indirebilirsiniz. Şimdi buradan Get Acrobat Reader Odur versiyon bölümüne girdiğimiz zaman arkadaşlar sol tarafta bakın hangi işletim sistemine sahibiz, o işletim sistemine göre buradan seçip indireceğiz. Peki biz hangi işletim sistemine sahibiz, onu nasıl öğreneceğiz arkadaşlar, onu göstereyim ben size. Bilgisayarımız sağ tuşa tıklayıp özellikler diliyoruz dedikten sonra arkadaşlar bakın biz sistemim Windows 10 Pro, bakın burada gördüğünüz gibi Windows 10 Pro ve işletim sistemim 64 bit olarak görünüyor arkadaşlar. Yapmam gereken şey şu: İşletim sisteminden Windows 10'u seçiyorum. Buradan dil bölümünden hangi dil yükleyeceksem onu seçiyorum. Ben evet arkadaşlar, bir sürüm seçim bölümünden de hangisini istiyorsam onu seçeceğim. Arkadaşlar bakın buradan bunu seçtim. Turkish versiyonunu seçiyorum, şuradan seçtim. Bakın buradan istediğiniz versiyona göre, istediğiniz işletim sistemine göre istediğini buradan indirip arkadaşlar bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Android için olanı ve diğer kısımlar için olanı buradan seçip indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra bakın bunu seçtikten sonra buradan sistem gereksinimleri bölümüne tıkladığınız zaman Acrobat Reader'ın kurulumu için gerekli olan tüm konfigürasyonlar burada görünüyor. İşte en az 1 GB RAM, 386 MB'lık bir boş alan, sabit disk alanı, işte 1024x768 ekran çözünürlüğü olmalı gibi şeyler var. Bize bu lazım değil. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar bakın şuradan isteğe bağlı olarak hangilerini kurmak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Şimdi burada McAfee antivirüs var. Ben onu istemiyorum. Bu tikleri kaldırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunları kaldırdım. Bunları istemiyorum. McAfee şu an antivirüs programı kullanmak istemiyorum, ama kullanmak istediğiniz varsa buradan seçip onu kullanabilir. Acrobat Reader Indir'ı seçiyorum arkadaşlar. Şu an indirecek. Zaten küçük bir program indirecektir. Çünkü online kurulum yaptığı için arkadaşlar. Evet, bekliyorum. Evet. Burada tıklayıp çalıştırıyorum arkadaşlar. Yükleme kısa sürecinde başlayacaktır diyor. Evet, kendisi otomatik olarak indiriyor arkadaşlar. Şunu aşağı atayım ben size. Şöyle tek olarak görelim. Önce indirimini yapıyor arkadaşlar site üzerinden. Evet, hala devam ediyor. %40-41'den gidiyor arkadaşlar. Evet, devam ediyor arkadaşlar, kurulumunu devam ediyor. Zaten kurulumu bittikten sonra arkadaşlar buraya gelecektir. Şimdi PDF dosyalar arkadaşlar. Yani PDF dosyası biliyorsunuz Portable Document Format diye bir uzantının kısaltılmışı. Birçok platformlar arasında kullanılabiliyor. Özellikle Macintosh, Unix, Linux gibi sistemlerde de aynı formatta dosyayı kullanabiliyorsunuz. Sorun yok. Bunları global bir yapı içinde kullanabiliyorsunuz. Basit bir uygulama. Evet, gördüğünüz gibi Acrobat Reader'ın kurulum tamamlandı. İstesem bunu seçip bu seçili haldeyken son dersen başlatacaktır Acrobat Reader arkadaşlar. Tabii bu şeyi gösteriyor. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bunu kapattım. Evet. Evet, Acrobat Reader'ım açık arkadaşlar. Hoş geldiniz PDF'sini açayım isterseniz. Kapatalım. Evet, hoş geldiniz PDF'si burada açık arkadaşlar. Evet, kurulum bu kadar arkadaşlar. Basit bir kurulum.
kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum arkadaşlar.